Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi, Açık Mektup Sevgili Artvinliler, Sözcü TV'de taklit ve tahşiş ürünleri konuşurken sözü bala getirerek, arıya şerbet vererek tahşiş yapanlara dikkat çekmeye çalıştım. Bunu yaparken gözümle gördüğüm bir tabloyu anlatıp peşi sıra Ardahan'da, da, Kars'ta da sıkça duyduğum bir fıkrayı anlattım. Öyle kastımı açtım filan demeyeceğim. Bu fıkra için Artvinliler için anlatılıyor demem büyük bir sorumsuzluktur. Yayından sonra ilk arayan televizyonculuğun doğa yeni Fox TV genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk oldu. Evet Ardahan'da Kars'ta bu fıkra anlatılıyor olabilir ama sen televizyon ekranında keşke Artvin'i anmasaydın dedi. Ben hatamın farkına varmıştım ve bir sonraki programda düzeltip özür dileme kararı vermiştim. Yaptığım hatayı fark eden sadece Doğan Şentürk de elbette. Siz Artvinlilerin de dikkatini ve tepkisini çekmiştim. 30 yılı bulan meslek hayatımda belki de ilk ciddi ve büyük hatamdı ve tekzip dahi yememiş bir gazeteci olarak bu hatamla yüzleşip özür dilemek zorunda kalmak benim için yeterince ağır bir sonuçtu. Bütün ağırlığına rağmen sorumlu davranıp bütün samimiyetimle özür dilemeliydim. Öyle de yaptım. Aynı kanalda, aynı programda, 2-3 katı fazla zaman ayırarak fıkradan rahatsız olan bütün Artvinlilerden en az 3 defa özür diledim. Gelin görün ki birilerinin niyeti üzüm yemek değil bağcıyı dövmekti. Mesele üzerinden yürüyüp Artvin halkına bakın hakkınızı savunuyorum mesajı vermeye çalışan popülist siyasetçiler bu işi fırsat bilip ismini duyurmaya çalışan bazı sivri tipler hemen saldırıya geçti. Olayı köpürttükçe köpürttüler. Yerel medyada haber olabilmeye çalışan birileri savcılığa suç duyurusunda bulunup basın toplantısı yaptılar. Sosyal medya trolleri durur mu? Onlar da saldırıları bir üst seviyeye çıkardılar. 50 yıllık ömrümde duymadığım akılanmaz küfürler işittim, okudum. Ne annem kaldı ne eşim çocuğum. Benim yüzümden yedikleri bütün küfürler yüzünden yakınlarımdan da özür diliyorum. Bu süreçte onlarca art ile görüştüm, telefonla konuştum. Birçoğunun işin çığırından çıkarıldığının, popülist bir amaçla köpürtüldüğünün farkında olması beni mutlu etti. Annesi Ardahanlı, babası Kars susuzlu olan ve o bölgede büyüyen biri olarak şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Atbin bizim ikinci memleketimizdir. Her yıl hem Şavşat'taki hem Boçka'daki Karagöl'e giderim. Bir doğa yürüyüşçüsü olarak maça hele hayranım. Arhavi'de o soğuk suların ortasına atılan masalarda yediğim yemeğin eşini benzerini başka yerde görmedim. Bir de bizler Cilavuz Köy Enstitüsü'nde öğretmen okulunda okumuş Artvinlilerle Artvin öğretmen okulunda okumuş Karslılar Ardahanlılar arasında büyüdük. Benim en son yapacağım şey Artvinlileri zor durumda bırakmak, Artvinli bal üreticileriyle ilgili bir güvensizlik ortamı yaratmaktır. Gerçek doğal Artvin balının kıymetini en az Artvinliler kadar iyi bilirim. Yaptığım hata nedeniyle gerçek bal üreten Artvinlilerden ve gerçek Artvinlilerden, İşi kendileri için fırsata çevirmek için ortaya atılanlardan ve popülist siyasetçilerden değil, bir defa daha özür diliyorum. Medyada yer alabilmek isteyen popülist siyasetçilerin, sosyal medyada dikkat çekmeye çalışan ağzı bozuk tiplerin bana saldırarak ısrarla köpürtüp uzatmaya çalıştığı bu sahte krizin, sahte bal operasyonlarıyla karşımıza sık sık çıkan sahte bal üreticileri konusunda da ciddi bir farkındalık yaratmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın.